İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Reyhanlı'dan sesleniyoruz. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Kübra İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Halit Bey var. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Halit Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, iyi, sizi sormalı bir de. Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle çok büyük bir keyif, ikinci kez sizleri ziyaret ediyoruz. Neler değişti efendim? Bir öncelikle Halit Bey'i tanıyalım. Vallahi biz de sizleri aramızda tekrar görmekten mutluluk duyduk. Çok sağ olun efendim. Siz 2 yıldır yaklaşık görüşmüyoruz. Evet. 2 yıldır bayağı geliştirdik kendimizi. Evet. Artık akıllı daireler yapmaya başladık. Akıllı daireler. Daireleri büyütmeye başladık. Evet. Ondan sonra otoparklı daireler yapıyoruz. Evet. Onun yanı sıra artık belki de devletten beklediğimiz bizim bir kat irtifağı var. O evet. Kat irtifağı artarsa daha mutlu olacağız. Yani bu sizin vesilenizle buna tabii bir çağrıda bulunuyoruz. Tabii sesimizi de duyuralım, evet, yetkililerimize buradan. Yani mutlaka bunu bekliyoruz, yani beklenti içerisindeyiz Reyhanlı'daki müteahhitler olarak. Evet. Ondan sonra hani dairelerimiz zaten artık bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Hani bu 4. yılımız, meslekteki 4. yılımız. Evet. Artık bir Kübra İnşaat bir var, yani artık evet, var Kübra oturdu. İnşaat var, oturdu. Evet. Müşterilerimiz bizden memnun kaldığı sürece müşteriler de çekiyor. Evet. Bu şekilde artık satış şeyimizi arttırdık, potansiyelimizi arttırdık. Evet. Artık, bir puzzle parçası gibi aslında hepsini bir bütün olarak toplamışsınız. Yani tabii ilk önce parçaları bir ayırıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş yerleştirmeye başladık. Evet. Yani bu süre zarfında da hemen hemen puzzle'ı tamamlamış oluyoruz hemen diyelim. Hemen tabii. Biraz önce akıllı bir evden bahsettiniz efendim. Yani akıllı ev derken bunun özellikleri neler? Neler oluyor akıllı evde? Ya tabii artık müşterinin bir marka olduğumuz için, Kübra İnşaat olduğumuz için müşteriler daha çok şey bekliyor. Biz de yaptığımız her yeni apartmanda yeni bir şeyler eklemeye çalışıyoruz ki çekebilelim. Evet. Müşteriyi çekebilelim. Akıllı ev sistemi dediğimizde ev dışarıdan eve gelmeden evdeki her şeyi kontrol edebilme imkanı sağlıyor. İnternet ve telefon üzerinden, akıllı telefon üzerinden. İlla eve gelmemize gerek yok. Yani hani elektriğini, suyunu, klimasını mesela daha kendi eve gelmeden ev klimasını çalıştırıp evi daha sıcak tutma veya daha soğutma gibi. Perdelerini açıp kapatabilme, panjurlarını açıp kapatabilme. Böyle imkanları sunuyor. Bu değişiklikler de biz müşteriyi çekme amaçlı yeniliyoruz. Evet. Yeniliyoruz. Severek yapıyorsunuz işinizi. Mutlaka. Amatör ruhtan taviz yok hala. Yok artık, yani amatörlük durumunu geçtik, artık usta sayılırız. Evet, artık diyebiliriz. Sıkıntılar neler sektörde? Hala sıkıntılar var mı? Yani bu, sizce neler olmalı? Şu anki sıkıntılarımız bu bankalardaki yüksek faizler. Değil mi? Çünkü alacak olan müşterimizin atışı, satışı, alışı şeyi falan belli, durumları belli. Memur insanlar çoğunlukla. Bu faizler arttığı sürece biz de satışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü memur kesim biliyorsunuz, aylığı belli, evet, geliri belli, gideri belli. Evet. Bunun için bu faiz indirimi ile ilgili bir şeyler bekliyoruz yine de. Evet, aslında insanların çok güzel mutluluk anlarına tanıklık yapıyorsunuz, vesile oluyorsunuz, evet, diyelim aslında, değil mi? Evet, evet. O binaların bile evlerin önünden geçerken bu ışığın yanması sizi mutlu ediyordur. Ya şimdi en başından bu işin içinde olduğunuz için, hani bir bebek gibi, nasıl bebek önünüzde büyür? Önünüzde şey yükselince, yani büyüyünce, bir şeyler yapınca hoşunuza gider. Bu da öyle bir şey. Çünkü evet, hiç yoktan sıfırdan başladınız. Belki 2 yılınızı verdiniz ve bir şeyler kazandınız, büyüttünüz. Evet, evet. Yani bu da bir sevinç veriyor insana. Kesinlikle tabii bu konuda en büyük destekçiniz abiniz Taha Bey. Mutlaka. Ona da buradan selamlarımızı göndermiş zaten olalım. Zaten o olmadan çok büyük. O olmadan hiçbir şeyi yapamıyoruz, yani o bizim öncümüz. Kalbimiz diyebiliriz. Evet, 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 aynen öyle. Bir kere bu şekilde söyleyebiliriz efendim. Bir kere herkesi bu aile yerine davet edelim buradan. Mutlaka. Buradan da bekliyoruz. Selamlarımızı gönderelim herkese, buraya gelen iş yapmış olan kişilere, buyurun. Bundan önce ve bundan sonra bütün ev alacaklara her türlü yardımcı olacağımızı ve bizden memnun kalacaklarını temin ediyoruz.
Kesinlikle. Herkesi bekleriz. Çok sağ olun efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum Halit Çok Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Herkese selamlar, teşekkürler. Çok sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye turumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Atay Reyhanlı'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Kübra İnşaat'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.